Siz nelisiniz? Biz Torbeş. Torbeş mi? Boyu boyuna. Huyu huyuma. Bu mafaksın üstüne alkar mısınız? Elini gençler ve daima genç kalan insanlar. Bir önceki bölümde biliyorsunuz Manastır'a gelmiştik. Burası bizim otel odası. Bugün bir gecelik otelde kaldık. Buranın geceliği 28 euro verdik iki kişi. Bir gece 28 euro. Otel ve iki kişi olması için fena değil fiyatlar. Şimdi buradan başlatmak istedim çünkü kaldığımız yeri de merak ediyorsunuz. Buranın adı bu acı. Şurada bırakayım ben size. Burası screenshot, screenshot alırsınız gelirseniz. Buradan halledersiniz. Ondan sonra odamız bu, istiyorsanız yemek memek de yapıyor. Biz buralara bakmadık ama bir şeyler var buralarda bakıyor. Ha bak yemek memek de yapıyor. Ha vallahi yemek yapılabilmiş o yüzden. Dün gece geldiğimiz için hiçbir şey yapamadık. Ocak biz falan da var bu arada. Aynen. Hadi çıkalım artık. Lavabosu da güzeldi. Temiz bir işletmeydi. Şimdi yavaşça dışarı çıkıyoruz. Aç bakalım. Biraz serinmiş bu arada ya. Soldan. Dün gece biz buradan gittik, sonra buradan geldik, hatırladın mı? Aynen. Şöyle etrafı size göstereyim. Burası mesela Üsküp'e göre daha fazla Makedonya'dan beklediğim o doku var burada. Hemen lokal bir kasap. Fiyatlardan başlayalım mı? Bu arada bugün burada pazar var Arda'cığım. Bit tamam. Pazarı var arkamızda. Bir soralım. Sor bakalım. Burada et de yapıyorlar. Hello. How much for the if you want to eat here? Kırmızı et 400. Bu arada. Şu beyazlar domuz eti muhtemelen o 260. Kırmızı et 400. Sucuk 270. Ama işleri var. Yavaştan ben kaçayım. Yok, burada yemek de yapıyor. Sucuk yapıyorlar. Muhabbetlerine doyum olmadı. Özlem. Ya şey, biraz böyle ters mizaçları var gibi geldi bana. Bazen evet. Değil mi? Ama et fiyatlarını görmek, göstermek istedim o nedenle. Arkadaşlar bu arada videoya başlamadan bir kelime, bir emoji dahi olsa yorum yapmanız bu videoyu daha çok insana ulaştırır. O nedenle hemen videonun altından bir beğensiniz. Bir de bir şeyler yazsınız bu videoyla ilgili. İyi, kötü, güzel, yolunu, olumsuz her şeye açığız. Biz devam ediyoruz. O yüzden burada pazar yeri vardı ya. Hemen solda. Hemen solda. Ha bak tamam burası. Burada da var. Gel girelim. Olur. Diğer taraf daha hareketli ama sanırım burası bitiş olabilir. Buradan bir girelim ya. Severiz. Yerel pazarları. Bak rakı içiyorlar. Bravo. Hello. How much for, do you speak English? English, no English. No English, okay. Denar, how much? 50. 50? 10? Turkish? Türkçe? Turkish, no Turkish. Türkçe biliyor musunuz mu? Çatpat. Arnavut musunuz? Çok fena ya, konuşma Arnavut'la, ne konuştuk? Nasıl fena? Arnavutlar fena ya. Neden? Kötü insan. Kötü olmaz. İnsanın işi. Yok. Arnavut'un işi yok. Neden? Arnavut'un Yunanlı'na. Siz nelisiniz? Biz Torbeş. Torbeş mi? Torbeş? Yok Torbeş. Toye Torbeş. Kim? Yo Türk, bu Torbeş. Türk. Torbeş Türk. Torbeş Türk. Yok abi, Türk. Türk. Uzaklar köyünde mi? Ha, hepiniz aynı köyden mi? Evet. Süper. Şey, ne kadar mesela burada patatesin kilosu? Burada 30 dinar. 30 dinar yarım euro yapar. 8-9 TL sizin paranız. 8-9 TL. Şey ne yapıyorlar ya şurada? Rakı mı içiyorlar onlar? Biraz daha sarı bir rakı var burada. Evet, sabahtan mı başlıyorlar içmeye? Buradan varım. Süper.
Vallahi güzel ya. Kendileri mi yapıyorlar rakıyı? Haydi. Bırak ya çocuk çat. Teşekkürler. Allah. Çocuk çatmış olaydı bak odayı çeker mi o? Merhaba. Merhaba. Siz Türkçe biliyorsunuz mu? Biraz Türkçe. Türkçe ne o? Yok. İngilizce? Yok. Özlem. Ne yapıyor bu? Avcuma yattı. Vıdı 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 vıdı. Gel devam edelim. Bizim şey fiyatlar aynı. Şu an sanırım en son. Bak biber. 1 euro 60 dener. Biber 1 euro. Pahalı yani TL'ye döndürdüğünde. Türkiye'de biber kaç para? Biber de pahalı. Yani Türkiye'de sebze de pahalı artık öyle. Evet. Çok uygun fiyata çıkamıyorsun pazardan. Aynen öyle. Bak domatesin... Domates 1 euro. Salatalık yarım euro. Bu 0.6 euro. Ben... Merhaba. Ben genel olarak arkadaşlar hep euro ile söylüyorum çünkü bu videoyu biliyorsunuz Türk lirası, euro ne olacağı belli olmuyor. Ne zaman izleyeceğiniz de belli olmuyor. Ama euro değişmiyor yani. Euro paritesi her zaman TL'ye çevirebilirsiniz. Ondan her söylediğim ben euro'ya çevirerek söylüyorum TL'dense. Yani videolar yıllar sonra da izlenince o zamanki ekonominin ne olduğu anlaşılsın diye. 30'lu yumurta İzmir'de böyle birkaç yerden alıyorum ben. En son 48'e almıştım galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Daha uygun olan yerler de vardır illaki. Small, mediumlarca göre değişiyor. 220 denar burada ne kadar yapıyor? Ya şöyle düşün, 60 denar 1 euro. Demek ki 3.3 euro falan. Aynen. Hatta pahalı. Burada bir tık daha pahalı yumurta vardı. 3.5 euro. Şu ne sence? Kabak mı? Kavun gibi. Ay çürümüş elimin içine. Fiyatlar genel olarak çok değişmiyor. Zeytinler, bak 3 euro. Aa bak ne buldum. Kilosu. Şimdi Makedonların aa, evet, şöyle bir şeyi var. Ben bayıldım buna. Ben kendim de seviyorum böyle karışım yapma yarıda. Böyle bir tuzları var. Tuzların içerisinde ama sadece tuz yok tabii. Böyle bir kekik gibi, kırmızı biber gibi. Evet. Bir karışım bu. Hatta bunun bir markası varmış. Bayağı dünyaya falan açılmış yani. Sanırım şu markaları. Yok bu değil. Bunu evet arkadaşlar. Buna bu, benzer markalarda çıkmış. Tuz yerine bunu kullanıyorlar genelde öyle söyleyeyim. Evet çok güzel. Çok tatlısın sen. Benim halamın tavşanları vardı. Sonra onlar doğurdu böyle evde bir sürü tavşan. Gel. Eskiden pazarlarda civciv satılıyordu. Ben hep alırdım. Benim hayatım civciv beslemekle geçti yani. O kadar çok civciv baktım ki inanamazsın. Bir de onlar yumurtadan çıkmadan önce muhtemelen yumurtaya enjekte ettikleri böyle bir durumdan dolayı renkli mıdır civciv. Nedir? Renkli olurlardı onu onlar. Onu boyuyorlar diyorlardı. Yok bu yumurtaya enjekte etmezler. Ya bence o teknoloji gelmemiştir. Ben tamamen salladım tabii şu an. Aynen. Öyle bence da küçükken ya boyuyorlar ya bana yumurtayı boyuyorlar diyorlardı ama o da çok mantıklı gelmiyordu yok, bana yumurtayı canım, boyamak yani. Yok canım yumurtayı niye boyasın? Yumurta boyasın bir şey olmaz. Siz biliyor musunuz civciv besler miydiniz dostlar? Şey kötü yani çok hızlı büyüyordu. Sonra öyle büyüyünce, makine yumurta civcivi derler. Hayır büyüyünce de verecek yer olmuyordu. Hani nerede evde tamam bakıyordun ama. Ha sen büyütebiliyorsan süper. Adam, bizimkiler ölüyordu hemen. Yok yok ben bakıyordum ya bayağı bakıyordum yani. Anneannemin civcivleri vardı onlar yaşıyordu güzeldi. Gibi ama sanki olmamış hali. Ama muhtemelen bu şekilde tüketiliyor yani. Fasulye gibi bu ya. Ben daha çok börülceyi andırdı bana. Değişik. Beyaz börülce. Burası Manastır'da bir lokal pazar. Direkt bizim oturduğumuz
hostelin, yani otelin, hatta hostel o kadar çok alışmışım ki hostelin diyorum. Bizim otelin 1,5 dakika uzaklığında bile değil yani, öyle söyleyeyim size. Buraya gelip hem fiyatları göstermek, hem insanlarla makara fukara yapmak için geldim. Yaptın mı makara fukara? Yaptık işte, başında girdik ya. Merhaba. 30 yarım dolara erik. Dener kaç dener? 40 dener. 40 dener, 30 dener. Teşekkürler. Bayağı büyükmüş oğlum burası. Evet, bayağı büyük ve şu arka tarafı da var bunun. Aynen. Her gün açık bir pazar burası. Sanırım. Çünkü dün de bayağı insan var gibiydi. Eskiden böyle yerel pazarlarda katmer yapan, börek açan ablalar olurdu, bilir misin? Evet, aynen. Böyle pazarda annenle ya da işte ailece böyle dolaşırsın. Artık yorulursun, eve gidip yemek yapacak böyle halin çok kalmaz. Orada bir atıştırırsın, bir katmer, bir ayran. Şöyle içerileri direkt dalalım mı? Sol sağ nereye? Aslında burası dün bizim bomboş olarak gördüğümüz sokaklar. Şu an sadece insanlar ürünlerini kaldırıma çıkarmış, satıyor. Exchange. Biz buradan gitmiştik merkeze de. Kemer altı. Burada her yer kemer altı. Çarşı kemer altına benziyor. Bombalar. Hava ısındı Özlem. Giydirdin evet. Bana eşofmanı. Bir de bakın benim arkadaşlar ayağımda da böyle yani. Yani üşümeyeyim diye. Ama ben birazcık abartmıyor çorabı. Musun diye bir uyardım seni yani. Hayır, dün çok üşüdük. Dün gece çıktık dışarı. Abi ayakkabı da yok benim yanımda. Serin. Giydim çorabı. Çıktım. Şöyle etrafı da biraz göstereyim size. Tam şortluk havaymış ya. Sokaklarda kaybolmacam. Manastırı ben daha çok beğendim Üsküp'tense bu arada. Ben bu dokuları, dar sokakları daha çok seviyorum. Çünkü biraz daha korumuş eski halini. Evet, eski halini daha çok korumuş. Mimarisini korumuş, tarihini diyor. Korumuş. Üsküp tamamen sıfırdan inşa edilmiş. Evet. Yani yalancı bir tarih diyeceğim şimdi. Linç arkadaşlar 60'larda Üsküp'te, hatta 62'de sanırım çok büyük bir deprem oluyor. Şehrin yarısı yıkılıyor. Sonra üstüne 60. Yani bu tam tarihi 60'ların başında. 63'te evet. De şey oluyor, sel oluyor. O nedenle şehir iki büyük doğal afet yaşamış Üsküp'te. Ve tekrar dinçerlemiş. Tabii o 60 ile 80 arası, hatta 90 arası Yugoslavya'nın olduğu zamanlar daha farklı sosyalist bir yapısı vardı. Ama sonrasında şu anki 2014'teki değişimden sonra şehri daha Avrupa'yı bir yere yapmışlar. Ama burada baktığınızda hala şehir eski dokusuyla kalmış. Sokaklar, dükkanlar. O nedenle burayı ben daha çok sevdim diyebilirim. O yüzden ben acıktım ya. Ben de acıktım. Neyse. Giderken fırın. Ama burası daha çok dondurma tatlı matlı. Al abi. Dolma tatlısını büyüklüğüne bakar mısınız? Dolma tatlısı burada şov ya. Gerçekten. Baklava tulumba tatlısı. Şunlar çok profesyon. 50 bu arada. 50 sanırım. Hepsi 50. Yani hepsi benim değil mi? Şu 50. Şunlar çok. Şöyle bir. Bir tanesi tırna falan mı? Sinematik. Biz şu an nereye geldik acaba ya? Biz bir tık ters bir yöne doğru gidiyoruz ama gidelim. Kaybolalım biraz daha. İlla ki çıkacak. Buraya mı gidecek? Hello. Türkçe biliyor musunuz Türkçe? Türkçe yok. Tamam. Arnavut olabilir belki abi.
Adamın evi miydi burası yoksa? Yok, tamirci dükkanı gibi bir şey olabilir ya. Tamirci dükkanı mıydı? Sanırım ters yöne gidiyoruz buradan. Buradan sağ yaparsak bir yere bulacakmışız gibi hissediyorum. Sezgisel mi davranalım, teknik mi? Ben açım açım. Yemek yiyelim de sonra sezgisele bakarız yani. Saat oldu 12. İşte o amacımızı gerçekleştirmek için soruyorum zaten o soruyu. Azarlıyorsun, hep azarlıyorsun. Yine pişi mi yiyeceksin sen, ne yiyeceksin? Hiçbir şey demedim ben. Hani başka senin yiyeceğin... Ya burada böyle hani teyzelerin yaptığı, buraya özel, kahvaltıda biz bunu yeriz. Ya da işte öğlene doğru bunu yeriz diye dedikleri bir şey varsa eğer diyorum ki onu tadalım. İnşallah. Mesela Üsküp'te şey varmış. Çubuğum çok ilginçime gitti. Poğaçanın içerisine böreği koyup yiyorlarmış. Benim bir lafım var böyle ekmeğin içine ekmeği koy ye falan derim kızarım böyle üyeleri. Ya hakikaten bu doğruymuş yani. Poğaçanın içine börek konur mu Allah'ın seversen ya. Burası şey mi? Otogar mı? Aa, otogara geldik değil mi? Limonatanın şimdi ben size bakalım takipçileri kitleyi bir ölçelim. İki video önce ben size bir film önerdim. Limonata diye. YouTube'da var dedim film. Hatta yazdım alt yazı olarak. YouTube'da var dedim limonata filmi. Ertan Saban, Serkan Keskin, Ali Atay yazıp yönetiyor falan. Orada böyle bir sahne var. Manastır'a geliyorlar ve otogarda bira içiyorlar. Şimdi size o otogarı göstereceğim. Sizin ben de kendim göreceğim bu arada. Otogar burası arkadaşlar. Şöyle bakın. Şurada. Bak tam orası Özlem. Şuraya evet, otobüs evet, geliyordu. Evet. Şurada oturup bira çok, içiyorlardı. Çok, değil çok mi? Net hayal ettim şu an zaten. Aynen. Amcalarda küçük bir demonstrasyonunu yapıyorlar yani şu an. Özlem her şey et ya. Bir şey yiyelim diyeceğim. Patates. Sen patates kızartması yer misin? Sen yiyebilirsin. Ben bana yiyeceğim göre hareket vallahi etmeye ya. Gerek yok. Yesen o kadar açsan. Ama ben yani merhaba. Çok lezzet alamayabilirsin. Başka bir ya, yere de bakabiliriz. Ya otogarda yeriz ya. Buraya kadar gelmişken. Sen bilirsin. Do you have English menu? Menu? English? No. No English no. Menu. Something bring me. Toast? Yes. Toast. With cheese and cheese and tomato. And potato, potato. Pate, aynen. And for me, meat. Bring meat. Something. İçeriye bir şey kim istedim. Burada yapıyorlar. Ekmeğiz, tablomuz. Şöyle kaşarlı maşarlı bir şeyler yapılacak. Bizimki, benimki burada oluyor. Potato? Chips? Potato chips. Okay. Yeah, okay. Yemek geldi arkadaşlar. Benimki böyle açık bir hamburger tarzında. Özlem'inki de tost. Bildiğin bir tost. Bir ye bakalım, küçük bir tadına bakalım Özlem. Bakayım. Thank you. Güzel. Normal tost. Normal. Ne hissettirdi sana Makedonya? Ya Makedonya bana işte bahsetmiştim daha önce de böyle küçüklüğümde göçmen mahalleleri falan vardır böyle Tire'de. Oradaki evlere çok benzettim. Böyle evet hem yabancı bir yer ama hem de böyle yabancı olmayan bir yer. Tanıdık da gelen bir tarafı var aslında bana hani. Şey çok dikkatimi çekti, üzdü yani. Yok işte o Makedon, bu işte Arnavut, o Müslüman, bu Hristiyan, ya bu her yerde var zaten de. Yok işte o Sırp, bir karış dünya yani. Sığamıyorsunuz artık yani. Bu din, dil, ırk ayrımları yapmak yani ne kadar zorlaştırıyor hayatını. Çok zorlaştırıyor ya, gerçek anlamda birbirimizin hayatını zorlaştırıyoruz. Bir de mesela keyif kimsenin alma şey potansiyelimiz şey kaçıyoruz. Geliyor bana. Hani kimsenin doğduğu coğrafyayı kendi seçemiyor ya. Aynen öyle. Veyahut da kimsenin seçtiği yol, kimsenin seçtiği din senin hayatına bir etki etmediği sürece aslında hiç de bir önemi yok yani. Hiçbir zararı arkadan, yok yani. Bırakayım neye. Herkes kendi kendini daha rahat hissettiği
yolu seçiyor. Ve diğer biraz... insanların bunu eleştirmesi çok garip geliyor bana yani. Ya eleştiri olayı zaten çok başka bir konu ya. Oturduğun yerden birine laf söyleyebilme... Ya buradaki hani eleştiriden kastım şeydi, buradaki de sonuç olarak bunlar da eleştiriler istemiyorlar böyle bir şey olmasını ve savaşlar veyahut da etnik ayrımlar oluyor. Arda beni hiç dinlemiyor ya. Ha? Hiç beni dinlemiyorsun ya. Neden? Ne oldu? Her zamanki gibi. Neden? Çok güzel bir yer gösterdim, sana görmedim. Neresi? Şunun tabii önden görünüşü daha güzeldi. Çok eski bir yapı belli ki. Of, şöyle bir güzel bir sağdaki ne var? Balkonlu evler. Ne kadar şirin ya. Mahalle çok şirin genel olarak. Çok güzel bu ne? Tam benlik ya Arda. Atla gidelim. Tam benlik değil mi? Tekerleğe gidik ama. Tam aynen. Benlik değil mi? Bak. Koy beni yan yana. Çek beni. Aha. Bak. Aynı ben. Vallahi sen. Boyu boyuna. Huyu huyuma. Huyu huyuna. Hah, merkeze geldik. Burası. Burası manastırın merkezinden aynen, burası doğru ilerlediğinizde gece hayatının döndüğü, gençlerin olduğu, kafelerin, barların olduğu bir yer. Kalabalık burası ama mesela gece de bayağı bir kalabalık burası. Gece çok daha fazla kalabalık. Genç arkadaşlar buraya geliyor, kahvelerini içiyorlar, çaylarını içiyorlar, bira içiyorlar, kokteyl içiyorlar, takılıyorlar yani daha doğrusu. Bu ne olduğunu biliyor musun? Nedir sence? Sen ne olduğunu biliyor musun bunun? Ya bu böyle... Ne olduğunu bilen ne var mı? Ya? Ha? Ve parmağa takılarak yapılan... Neden ama parmağa takılır mı? Neden işte bilmiyorum. Hadi yorumlara yazın. Bu niye... Bu ne işe yarar? Oldlar belli olsun. Bu ne biliyor musun? Dikiş dikenlerde olur bu. Ya... Haklısın. Harika hazır. Yine aydınlattın bizi engin bilgilerinle. Hı? Evet tamam. E hadi gidelim. Hadi gidelim. Dün biz otelden çıktık şimdi tamam mı arkadaşlar? Geziyoruz işte akşam. Yani ben de yer yön tamam az ama Özlem de bir özgüven. Ya özgüven değil. Benim yer yönüm iyidir. Ben güveniyorum çok, çok. Ve biliyorum geldiğimiz yeri de. Çok çok biliyor. Ama hep o kadar yani. Baskı prez yapıyorsun. Hiç baskı yok. Biz buradan yürüdük işte dün akşam. Bu sokakları gördük, oturduk, bakıyorduk kare yaptık. Akşam oldu 11-11.30, havada soğumaya başladı. Ben ondan böyle eşofmanla geldim. Çok soğuktu hava dün akşam. Ondan sonra yürüyelim. Ben de kafamdan kendime göre bir yer kurdum. Dedim ki, işte bir Good Times Pass, bir pastanesi var. Oradan gireceğiz içeri, tamam mı? Özlem dağıldı ama olsun. Ben götüreceğim, ben götüreceğim. Hadi dedim, tamam götür, hadi. Yürü, 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 yürü. Yani yürü, Özlem diyorum, nerede? Şurası şurası. Özlem diyorum nerede? Şurası şurası. Geldik. Özlem dedim neredeydin pastane? Böyle baktı. Yap yap taklidin yap. Oo, burası değilmiş. Senin bildiğin yere gidelim diye biliyorum. Hayır ama. Ben onu şöyle söyledim. Tamamen tribal söyledim onu. Çünkü o kadar çok baskımız nerede Özlem? Özlem nerede ya? Ben yürüyorum benim bak burada cami var. Caminin arka sokağında bizim otelimiz var tamam mı? O kadar bir baskı pres yaptık. Arada sinirlendim ki. İtham benim burası değilmiş dedim. Sen mi bildiğin yere götür bizi? Burası değil miymiş dedim. Bizi 15 dakika yürüttü. 15 dakika yürüttü. Burası bizim yere değilmiş. Senin bildiğin yere götürelim diyor bir de bana. Ulan bırak zaten ben seni götüreceğim. Hadi oradan be sen var ya. Sen İzmir'de kaybolan insansın ya. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin yaratıcısı ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1899 yılında askeri idadiyi bu kışta da bitirdi arkadaşlar. Şimdi içeri doğru gidiyoruz. Hello. Hi. 2 euro. Al sana 4 euro. Oğlum 4 euro da kaç Türkçe para oldu? Türkçe biliyor musunuz? Biraz. Biliyorum ama konuşamıyorum. Anlıyorum evet konuşamıyorum. Teşekkür ederiz. Biz de dinleyebilir miyiz?
Buradaki bulunan Kocacık köyü, Atatürk'ün şey dedesi Ali Rıza Efendi. Köyüdür bu zaten, bizim merkezi, Jupa merkezidir orası. Tika tarafından tam bir müze hale çıkmış. Makedon'da mı, Yunanistan'da mı? Makedonya'dadır, Debre'de. Debre. İşte biz geçtik mi Manastir Debre. Aha. Dinledik mi Debre? Debre Gazi Türküsü'nü. Yani budur zaten. O zaman Tika. Köken Debre'den. Debre. Jupa ondan merkezi. Selanik. Ondan sonra Selanik'e geçer. Yani dedesi Debre'de. Zaten babası da şey, babası Selanik'e doğmuş ama dedesi yani Debre'deymiş. Hmm. Bütün ailesi Atatürk'ün Debre'deymiş. Hmm. Tika gerçekten de her yerde çok güzel işler yapıyor ya. Buna yoktu yani çünkü 98'de müze yapıldı. 98'de her şey Türkiye'den getirdi yani. Hmm. Bu resimler böyle. İster misin? Bunlar böyle. Şu şey... Mustafa Kemal Atatürk'ün notları. 1898 yılında Manastır Askeri İdadisi'nde 3. sınıfa devam eden Mustafa Kemal Atatürk 54 mevcutlu sınıftan 2. olarak mezun olmuştur. Aldığı notlar şekilde demiş. Böyle görüyorsunuz zaten olmak üzere toplam 420 puan üzerinden 420 puan alarak mezun olmuştur. Okuldan birinci ve ikinci olarak mezun olan öğrencilerin not ortalaması aynıdır. Size şimdi bir şey göstermişim, bunun Türkçesi yok, ben çevirmeye çalışacağım. Elena'nın Atatürk'e yazdığı mektubu buraya asmışlar. Diyor ki the only love letter by the girl from Elena to Mustafa Kemal Atatürk. Yani Atatürk'e yazılan tek aşk mektubu Elena tarafından diyor. Ne demiş? There have been so many years and I still every day waiting a word from you. Diyor ki çok fazla zaman oldu ve ben hala senden bir kelime bekliyorum diyor. If you ever receive this, eğer bu mektubu alırsan remember me, beni hatırla and see the tears of the paper. Bu kağıttaki gözyaşlarını hatırla diyor. The years pass by, geçen zamanlar. I have heard so many things about you. Something is going. Seninle ilgili birçok şey duyuyorum ve bir şeyler gidiyor, değişiyor gibi yazmış herhalde. If you read this letter while you are kissing another woman. Eğer diyor bu mektubu başka bir kadını öperken okuyorsan diyor, tear it apart and ask her. Yırt, yani ikiye yırt gibi, yırt bu kağıdı. And ask her if she believes that some Elena from Bicola spends all her life for him. Ve hatırla diyor ki, ona sor ki diyor, ya da söyle ki diyor yani, Elena diyor hayatını bu adam için harcadı diyor. But if you love her, eğer ama diyor eğer onu seviyorsan, as much as I love you, benim seni sevdiğim kadar sen de onu seviyorsun, seviyorsan diyor, don't tell her anything, ona hiçbir şey söyleme diyor, and let her be happy, onun mutlu olmasını sağ diyor. But if you still remember the girl from the balcony, eğer diyor balkondaki kız hatırlarsın, and you don't love anybody else, eğer başka birini sevmiyorsan diyor, don't love anybody else, don't know that I'm still waiting for you. Ben hala seni bekliyorum diyor. And that will be waiting for you for the hayatım sonuna kadar bekleyeceğim diyor. I know that you will be back, that you haven't forgotten me. Ben biliyorsun diyor ve diyor bana geleceksin diyor. Benim babam öldü diyor. It's been a year. Bir yıl geçti diyor. Bu durumdan beri çok hızlı okuyorum. My father never forget me. Eternally loves you and will always waiting you for your... Seni sonsuza kadar seveceğim diyor en sonunda. Atatürk'e yazılan mektupta böyle. Tabii Atatürk'ün okuduğu yerde olmak gurur veriyor insana. Böyle bir şey görmek, notlarını görmek, anılarını görmek beni çok mutlu etti. Umarım Atatürk'ün hayal ettiği bir genç olabiliyoruzdur hepimiz için.
Hatta size birkaç tane lafını söylediği söylediği cümleyi okumak isterim. Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür demiş Atatürk. Ekonominin ne kadar değerli olduğunu anlatan bir sözü. Ve diyor ki bence bir ulusa şerefin, onurun, namusun ve insanlığın sürekli olarak bulunabilmesi kesinlikle ulusun özgür ve bağımsızlığına sahip olabilmesi mümkündür. Yani diyor ki özgürlüğünü, yani ekonomik bağımsızlığını elde etmemiş bir ülkenin diyor onuru, şerefi ve namusu sürekli olarak kalamaz. İki lafını birleştirdiğinde ben bunu çıkardım ve en sonunda yurtta su, cehennemde su.